Yavuz. Orhun Bey, istediğiniz araştırmayı tamamladım. Size video ile ilgili mesajları yollayan kişinin kim olabileceğine dair bazı bir takım bilgilere ulaştık. Evet. Bilgisayarı açması için getirttiğimiz bilişimciyle konuştum. Kendisi sizden izin alıp bilgisayarla ayrıldıktan sonra bir hackerla görüştüğünü itiraf etti. Büyük bir ihtimalle... Hacker bilgisayarı açıp içindeki görüntüleri aldı. Sonra da bilgisayarı tekrar kullanılamaz hale getirdi. Bunu araştırdığımızı öğrenince de geri mi çekildi? Evet Orhun Bey. Bu meselenin artık tamamen kapandığını düşünüyorum. Bana kalırsa bir daha sizi arayıp rahatsız etmeyecek. Sen yine de araştırmayı sonlandırma. Bu hacker kimmiş öğren. Tamam Orhun Bey. Görüntüyü kimin kopyaladığını bulduk. Ama odamdaki flash belleğine hala açıklaması yok. Anlamadım Orhun Bey. Sen dediğimi yap. Adamı bul. Emredersiniz efendim. Eda'ya haber ver. Onu çalışma odamda bekliyorum. Anne, bir baksana Melis'in düğünü ne güzel olmuş. Sana daha güzelleri olacak. Az sabret. İyi geceler. Orhun Bey çalışma odasında sizi bekliyormuş. Tamam. Hadi. Çık. Al işte bu bir işaret. Anne ne işareti ya? Kızım öyle deme. Güzelce makyajını tazele, şöyle cana yakın, derdini dinleyen bir arkadaş gibi git Orhun'un yanına. Sonra ince ince işleyeceğiz onu. O çöl faresi kendi ayaklarıyla tıpış tıpış gitti, ortam sana kaldı. Vazgeçilmez olduğunu, onu asla terk etmeyeceğini anlamasını sağlayacaksın. E hadi ne duruyorsun? Olmuş mu? Harika görünüyorsun. Hadi hadi. Gel. Orhun. Orhun bir şey mi oldu? Bunu çalışma odamda yerde buldum. Benden başka Hira'nın masum olduğu videoyu bilen tek kişi sendin Eda. Ve o video bu belleğin içinde. Şimdi bir kez soracağım ve sen de cevap vereceksin. Ben yaptım. Ben aldım görüntüleri. Neden? Anneme göstermek için. Yemin ederim başka bir niyetim yoktu. Sonra da flash bellek birden kayboldu evde. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Yemin ederim kötü bir niyetim yoktu. Çok özür dilerim Orhun. Gerçekten.
sen hangi cesaretle benim çalışma odama girip bana ait olan bir şeyi alırsın? Başka neler yaptın Eda? Daha nelere cüret ettin? Bana ait bir şeye elini uzatırken aklından ne geçiyordu? Ben sadece seni korumak istemiştim. Nihan'ın olayını öğrendiğimde, yani Ray'i katil zannederken durgunluğumdan annem anladı. Sıkıştırdı beni, dayanamadım. Söyledim Hira'nın katil olduğunu. Çok zor günler geçirdik, yemin ederim. Sonra sen yanlış anladığını söyleyince annem inanmadı. O inansın diye, yemin ederim, başka bir niyetim yoktu. Sadece o inansın diye aldım. Gerçekten. Bir daha sakın benim işlerime karışma. Bu sana son uyarım.